şekilde söyleyeyim istedim. Şimdi size hafta sonu eğlencesini bitirip bizim hafta sonu yaşadığımız strese geçiyoruz. Biz magazin basını olarak Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra'nın basın açıklamalarını ve aslında onların yolu açtığı, evet, onların kendilerini ifşa ettiği olayla başlıyor. Bakın. Gökhan Çıra'nın bebek resmini koymasıyla başlayan bir süreç. Silsile. Buyurun. Cinsiyet değiştiren Selin Ciğerci ve eski eşi Gökhan Çıra'nın evlat edindiklerini duyurması gündeme bomba gibi düştü. Onların hepsini ilerleyen zamanda konuşuruz ya. İkilinin açıklamalarına tepkiler çığ gibi büyüdü. Sakın benim mutluluğuma gölge düşürmeye çalışmayın. Ben buradayım, arkasındayım. Canlı yayınımıza konuk olan Deniz Akkaya taşıyacağı annelik iddialarını yeniden gündeme getirdi. O yüzden boş verin, boş yapmasın kimse. Şimdi burada bir hukuki olarak yanlış olan bir şey var bizim kanunlarımıza göre. Söylemezsem olmazın ses getiren yayınından sonra bakanlık olaya el koydu. Savcılığa suç duyurusunda bulundu. Peki şimdi ne olacak? Evlat edinmek için başvuruda bulunduk diyen Selin Ciğerci yalan mı söylüyor? Yani onların bir önemi yok şu an. Onları sonra konuşuruz, onlarla. Başvurular yapıldı mı? Vardır bir bildiğim ki ben şahane bir şekilde anne olmuşum. Bebek nerede? 3 aya yakın, sanırım 3 aya yakın çocukta. Devlet korumasına mı alınacak? Vardır bir bildiğim ki ben şahane bir şekilde anne olmuşum. Cinsiyet değiştirdikten sonra Gökhan Çıra ile evlenen ve kısa süre önce ikinci kez boşanan Selin Ciğerci'nin şimdiki hedefi anne olmak. Ben anne olacağım diyordum ki zaten. Ben bunları söylüyordum zaten. Geçtiğimiz hafta Gökhan Çıra'nın paylaştığı fotoğrafla baba olduğunu duyurması gözleri yine aşırılıklarıyla gündemden düşmeyen ikiliye çevirdi. Bebeğin annesinin kim olduğu merak konusu olurken Selin Ciğerci sosyal medya hesabından bir video yayınlayarak bebeğin annesi olduğunu ilan etti. Çok iyi biliyorum bu haber üzerinden kendilerine pay çıkarmak isteyenler. Ben haklıydım. Abi ben söylüyordum ki bunların hepsini zaten. Ben anne olmak istiyorum diyordum ki zaten. Ben anne olacağım diyordum ki zaten. Ben bunları söylüyordum zaten. Evet, anne oldum. Teyzesiniz. Beni tebrik edebilirsiniz. Tepkiler çığ gibi büyüdü. Kendisini eleştirenlere Selin Ciğerci gözdağı verirken... Sakın benim mutluluğuma gölge düşürmeye çalışmayın. Ben buradayım, arkasındayım. Gökhan Çıra tehditler savurdu. Kızım için neler yapabileceğimizi, neler yapabileceğimi aklınıza bile getirmek istemezsiniz. Ama kızımın annesi... Sakın ona geçmişiyle alakalı ve kızımızla alakalı vurmaya kalkmayın. O zaman beni bulursunuz karşınızda. İkilinin yıllardır yasadışı yollarla çocuk sahibi olmak istediği iddialarını dile getiren Deniz Akkaya, konuk olduğu canlı yayınımızda çarpıcı açıklamalarıyla gündeme damgasını vurdu. Çünkü bakın sürekli bir alt çizme var. TC vatandaşı olursa böyle olursa belli ki bu çocuk TC vatandaşı değil. Gerçekten de böyle bir kılıf bulunmuş belli ki. Evet. Şimdi bakın böyle bir şey de... en önemli şey kişilerden ayıralım. O mevzuyu da bir can hatırlıyorsun. Tamam. Bu konu cinsel kimliklerle ilgili üstün haklarını düşünüyorsak bunları üst üste koyarak kararlar vermemiz lazım. Peki bir şey söyleyeceğim. Bir şey para, daha... para için kabul etmiş bir kadına sen ne kadar annesin diyebilir misin? Söylemezsem olmazın ses getiren yayınından sonra bakanlık olaya el koydu. Vardır bir bildiğim ki ben şahane bir şekilde anne olmuşum. Ben yaş tahtaya da basmam. Ona göre yani. Yapılan açıklamayla Aile Bakanlığı Selin Ciğerci'yi yalanladı. Suç duyurusunda bulundu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi. Haberde ismi geçen Selin Ciğerci ve eski eşi Gökhan Çıra tarafından bakanlığımıza evlat edinme konusunda resmi herhangi bir başvuru yapılmamıştır. Cumhuriyet Başsavcılığına habere konu iddiaların araştırılması, olayın tarafı olabilecek ilgiler hakkında adli soruşturma ve çocukla ilgili sosyal inceleme yapılması adına gerekli tüm tedbirlerin alınması için başvuruda bulunulmuştur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Peki şimdi ne olacak? Bebek Türkiye'de mi? Devlet korumasına mı alınacak? Gözler soruşturmadan çıkacak sonuca çevrildi. Bir
soruşturma başlayacağız yeni alıyoruz bakanlıktan, bize herhangi bir başvuru yapılmamıştır dedi. Sonrası Selin Cerdi zaten biz bunu Türkiye'den yapmadık dedi. Londra olduğunu ısrar ediyor. Şüpheler taşıyıcı annenin Kıbrıs'ta olduğuyla. Her şeyi boş verin. Boş ver. Şimdi bir şey sormak istiyorum. Ya aslan yaslan. Bu çift, gerçi ayrıldılar. Şimdi hani iyi bir ideal aile durumu da tabii çizemeyecekler şu anda. Sanki her çocuğuma çok ideal aile. Sizce bir cinsiyet değiştirmiş bir arkadaşımız, iyi bir kendini anne, kadın gibi hisseden bir tanıdığımız, iyi bir anne olamaz mı? Bu çocuğa iyi bir anne olamaz mı? Birçok öz anneyi tanıyoruz ki çocuğunu da öldürmüş, çocuğunu işkenceler yapmış, çocuğunu caminin önünde bırakmış ya da yurtlara bırakmış, çocuğunu sefil etmiş. Ne diyorsunuz? Ben tümüyle dışarıdan bir göz olarak söylemek istiyorum. Aslında Deniz'e de o gün sormak isteyecektim ama Deniz tabii o kadar güzel anlattı ki olayları. Araya girmek istemedim. Ben sordum. İyi bir anne olacağını düşünmüyor musun? Düşünmüyorum dedim. Biraz daha açalım istiyorum yani ben, o yüzden. Anneliğin evet. Hiç kimse tarafından kimsenin eleştirilmeyecek bir şey olduğunu düşünüyorum. Kimse benim anneliğimi eleştiremez. Ben kimsenin anneliğini eleştiremem. Şimdi Selin Ciğerci'deki durum biraz daha first major bir durum dedi ya avukat. Çok doğru. Orada bir başka bir kırılma noktası var. Evet, daha doğrusu çocuğun büyüdükten sonraki olayı var. Çünkü çocuk büyüyünce kendine gelecek ve nasıl? Daha Deniz şiddete... Çok güzel bir şey söyledi. Dedi ki benim çocuğum sizin formatınızda bir ailenin çocuğuyla arkadaşlık yapsa hiçbir şey söylemem dedi. Ama bunu söyleyecek insanlar var dedi. Aynen. Deniz'in burada söylediği en güzel sözdü o. Ben zaten ona hak veriyorum. Bütünüyle şimdi hak dışarıdan veriyorum. Diyorlar ya neden bu kadar kötü aileler, bu kadar kötü anneler, doğru, bu kadar doğru. iğrenç şeyler yapılmışken çocuklara. Hani belki de o sevgiyi, bütün sevgisini bu şekilde verecek aile belki olamazlar. Olabilir, olabilir. Bunu onun için aslında bu saatten sonra Selin'le Gökhan'a iş düşüyor. Biz 5 seviyorsak onun 10 sevmesi lazım. Biz 10 üstüne düşüyorsak onların 20 düşmesi gerçi lazım ki. Gerçi onlar düşebilir. Burada aslında evet. Tabii ki kötü olan şey algı. Algı bir de şey çocuğun kendi hakları. Çocuk acaba 10 yaşına geldiğinde biliyorsun çocuğa en büyük şiddeti çocuk yapar. Kendi çok okul acımasız. Arkadaşları. Çocuk milleti korkunç acımasız. Aynen yani. Ben öyle. Kendimden biliyorum zayıfsındır zargana der. Şişkosundur sen şişkosun keşke der. Selin söyler bizi yani. Dinliyorsa ya da Gökhan bizi evet. Dinliyorsa... Veya Deniz bizi dinliyorsa bu soruyu biraz açmak istedim. Ya açmak istediğin sorunun cevabı aslında evet. Aslında çocukta mı aslında bunun cevabı bir 10 yıl sonra. Bu anneyle çocuk arasındaki ilişki bilir. Ben, babalık zaten Gökhan baba. Gökhan'la konuştuğum işte, evet. Ben zaten aynen. Onu demek ben istedim. Ben Gökhan'la konuştuğumda dedim ki keşke heyecanına yenik düşüp fotoğrafı paylaşmasaydın. Evet. Sonunda ama keşke evet. Keşke madem bir hayat planı yapmışsınız Londra'da. Keşke bu çocuğu dedim Londra'ya götürseydin. Bu çocuk ya da yapmışlar mı? Ya da bilmiyoruz orasını. Yapmışlar mı? Yok yapmışlar. Yani ya. Keşke yapmışlar, bir süreç geçseydi. Çocuklar yapmışlar evet. idi. Evet. Fakat ayrıldılar biliyorsun. Aynen. Şimdi aynen. Ayrıldıkları aynen. için çocuğun birlikte... Çocuğun geleceğiyle alakalı bence hiçbir şey tabii, ayrılmadı. Hayır. Her çocuğun, şey... Çocuğun zaten geleceğiyle abi. İlgili bir sorun yok. Çünkü ama her şey maddiyat değil, değil. Ki burada. Tabii ki büyüdüğünde... Yok ki tekrar olan... barışacaklarını düşünüyorum. Ha ben... Bu çocuk onları barıştıracak. Ben düşünmüyorum biliyor musun? Ben %100 barışacak. İkisi bence çok daha rahat bir hayata bak, erdi. Her ikisinin de evlerine girdiğim arkadaşlarım da. Gökhan'ı her zaman söylerim. Benim Muratcan gibi, kardeşim gibi görüyorum. Şimdi o ikisi de o kadar duygusal ki. Şu burunlarında şeyleri hep gözyaşları. Bu çocuk onları barıştırır. Net söylüyorum. Bu Gökhan'ın evlenme teklifi de yalan olmuş. Şu kızdan da ayrılmış. Evet. O yüzden bu işin gidişatı da belli. Eğer öyle bir ortam sağlayabileceklerse muhteşem. Yine Deniz'in söylediği çok güzel bir şey vardı. Eğer evlat edindiyseniz tebrik ederim. Evet, aynen ama öyle. Çok ne güzel. Yasak dedi. Cuma günü çok, çok güzel, güzel konuştu. Deniz. Tane konu, tane. Çok ben tane sonra tane tekrar telefonu açtım dedim ki süper konuştu. Çok iyiydi. Ve yani. Final konuşması ayrıyetten harikaydı. Çok iyiydi. Tümüyle ortada, tümüyle kimseyi yermeden, İncitmeden, cinsiyetçilik mi? Yapmadan. O aslında tümüyle çocuğu ve düşünerek. Ve Selin de ona cevap vermedi evet. Farkında. Çünkü hayır vermedi. Bir şey yok. Ben zaten, her şey ortada zaten. Geri dönüşüm de aldım. Dedi ki Selin
Yani bu kadar ortada konuştuğunuz için, bu kadar çok kötü konuşmadığınız için ve ortada konuştuğunuz için teşekkür ediyorum dedi. Ama doğru fakat, tektir yani evet. Daha sonra bakanlık devreye yasak girdi. Koymuş. Taşıyacağın ne yasağı var bizim ülkemizde değil. Ülkemizde bir başvuru yapılabilirdi. Evet bu normaldi. Olmamış bakanlığın söylediğine göre belli ki bu yurt dışından gelecek peki, bir çocuk. Peki hep söylüyorlar ya hayatımızı Londra'ya döndür. Londra'da ikisi de benim bildiğim, biliyorum dil bilmiyor. İki tane İngilizce bilmeyen ebeveynin Londra'da bir hayat kurup o çocuğa verimli olması mümkün mü? Bir de bu kadar buradaki parayı bırakıp... Mümkün değil. Buradaki bu kadar büyük parayı bırakıp... Yani ben yaşadım, şöhreti bırakıp... 6 yıl yaşadım. Yani İngilizce bilmeyip bir ülkede bir yaşam kurup o çocuğa oraya alıştırmak hiç kolay bir şey olmayacak yani. Şöyle bir şey var mı? Baktık İngiltere vatandaşları Türk vatandaşı evet. olmasına karşı çıkmıyor. Çifte vatandaşlık alabilecek ve çocuk burada hayatını idame evet. ettirecek. Bir süre sonra zorlanacaktır zaten. Hayır ama kılıf için mecburen bir pasaport almak olması zorundalar. Şu anda çocuk kimliksiz mi o zaman? Yani. Şu anda çocuk kimliksiz kimlik olduğunu yok, düşünüyorum. Yok ben çocuğun kimliğinin olduğunu düşünüyorum. Çünkü işlemleri vardı. Velayet bir şey vesayet bir şey. Ama bu... Daha... Çocuklar bir kere çocuk nasıl yapıldı? Çocuk edinilmiş. Yani hayır, çocuk, adapt mı edildi? Çocuk yani, Kıbrıs'ta evlatlık üniversite öğrencileri yumurtalarını satıyorlarmış. Duyum. Bu tamamen legal bir şey değil. Bu bir iddia. Yani böyle bir iddia var Kıbrıs'ta. Peki, üniversite öğrencileri... Kıbrıs'ta bu yasal mı? Yasal. Yasal. Tamam. Bir kitapçık varmış böyle böyle Kıbrıs'ta. Gidelim ki. Hatta kendine benzeyen şey... Bu arada satan kişi yumurtasını Selin'e sattığını bilmiyor. Yumurtasını sadece gidiyor bir yere bilse satıyor. Daha büyük, büyük parçalardı. Hayır satıyor parayla bağışlamıyor hayatı. Satıyor. Bir kuruma. Tabii bir kuruma satıyor. Ve nasıl böbreğini satıyorsun? Aynen. Bir kitapçı yapılıyor. Yani. İşte çocuk sarışın, renkli gözlü, boyu uzun, annesi. Boyu şu kadar. Ona göre seçiyorsun yumurtanı. Bence zaten. Doğrusu bu. Evet. Çünkü doğru onu, mu bu? Onu evlat... Doğrusu niye bu doğrusu? Aslında hepsi yalan, yanlış da. Hayır, bari alacak kişi seveceği, kanıksayacağı birini... Kendine benzeyeceğini evet, mutlu en azından. Olacağı birini. Çünkü çok büyük açlıkla onu kabul edeceği için daha da istediği gibi olsun isterim ben. Yumurta alınıyor. Yumurtaya sonra dölleniyor. Taşıyıcı annenin Eylül adında Kıbrıs'ta yaşayan bir kadın olduğu ve bu işlemi 9 ve 10 bin euroya yaptığı iddia ediliyor. Bunların hepsi iddia. Bunların hepsini göreceğiz ama tabii ki. Ama o çocuğunu tanımayacak mı? Yumurtayı veren asla. Abi, kime verdiğini bilmiyor. Zaten ha, taşıyıcı ya. Başka. Ama taşıyıcı sadece taşıyor. Taşıyıcı başka. Ha, yumurta ay, hepsi başka. Ama... Niye direkt onunla yapılmıyor? Ama bir şey i̇şte yumurtanın kimin verdiği bilinmesin ama, diye. Ama Gökhan nerede bu işin için? Gökhan var. Döllenmede. Döllenmede Gökhan var. Şimdi bak başka bir şey söyleyeceğim. Evet. Yani baba aslında baba. Tamam, baba. Bak baba başka bir şey baba. Söyleyeceğim. Eğer ben eğer çok sevdiğim bir adamın benden önceki evliliğindeki çocuğuna da bakarım. Bakabilir misin? Bakarım. Ama öyle bir çocuk yok ortada bu arada. Bir dakika. Ha, bu arada. Düşünsene başka bir şey diyorum sana. He. Benden önce yapmış evliliğinden olan çocuğuna da bakarım diyorum. O feraseti düşün. Bir de kendimiz bir yola girmişiz. Onun döllenmesiyle falan. Onun bebeğine yine benim bebeğim gibi bakarım. Tabii. Ha, biraz daha da yakın hatta. Yani, evet. Yani ben bakarım. Şimdi orada işte annelik devreye giriyor. Çocuklar burada en büyük problem. Hepimiz de biliyoruz ki. Selin'in cinsiyet değiştirmiş olması. Buradaki en büyük problemse bu. Doğru mu kardeşim? Ya problem yoksa hayır problem. Da teknik açıdan hayır, sorunlu işte, o evet. Aynen o. Aynen ben de kimsenin şeyini sorgulamıyorum yoksa, yani. Yoksa tabii ki. Ya keşke aslında ben bu tüp bebek merkezlerinde öyle insan. Ben ikizlerimi mesela ilk başta kendi arzumla ikiz yapmıştım. Öyle mi? Çünkü 33 yaşındaydım. Dedim ki hani bir kere de iki taneyi çıksın. Belki bir daha anne olmak istemem diye. Sonra Kürşat kendi kendime kaldım. Orada öyle insanlarla, öyle kadınlarla tanıştım ki. Elini tutuyor, işte tuttu falan mutlu oluyorlar. Diyor ki 5 kere denedim, 10 kere denedim, 15 kere denedim. Var. Evimi sattım, tarlamı sattım. Biliyorsun sevgili Demet de öyle. Evet, hani yani, çok yani, aynen. Ve sonunda evet. bıraktığı zaman oldu biliyor musun? Yani, keşke Allah herkese nasip etsin. Yani, o çok ayrı bir şey. Ben seni buradan izliyorsa söylüyorum Allah ki. Allah iyi insanlara, amin. İyi olacak insanlara nasip etsin. Herkese, evet. Herkes çocuk herkesten yapamaz. Herkesten anne olmuyor. Aynen öyle. Herkesten anne olmuyor. Çünkü çok kötü insanlar da var. O insanlar anne olmasın. Anne olmasın. Ya da öyle bir ehliyet olmasın. Yani. Aynen. Onun için Selin herkesten daha çok efor sarf ediyor olman lazım ki ön yargıları kırması için. Bilmiyorum. Selin eğlenceli bir kadındır. Eğlenceli bir insan. Bakalım anneliği nasıl olacak? Bir kere aile kalabalık. Bak Selin'in anası babası, erkek kardeşi, onların çocukları. Gökhan'ın dört erkek kardeşi, hepsi çok evli. Aile. Yani aile içinde büyüyeceği kesin.
Bir aile ortamları var. Ya işte burada çocuğun hakkı mı yoksa bu ebeveynlerin kendi arzuları mı? Burada ne önemli? Kendi çocuklarımıza da sormadık ya. Evet. İşte biliyorum. Mesela ben de çocuk yaptım. Saygı benim kucağımda 6 aylıkta ayrıldım babasından. Ya ama tabii bugün... O haksızlığı bugün, yaptım ama evet, bugün mesela konuştuğumuz şey ama işte normal bir çiftten bahsediyoruz. Aslında bu belki 30 yıl sonra ya da 50 yıl sonra... Herkese çok normal gelecek. Hiçbir önemi olmayacak zaten bunun. Maalesef şu andaki hem böyle Müslüman bir ülkede yaşayıp... hem daha geleneklerine bağlı gözüken bir ülkede yaşayıp... yani bunlardan dolayı bu konuşmalar. Bu arada ben geçen bir şey okudum. Şirketin adını vermeyeceğim. Amerika'daki bir şirket biliyorsunuz son 5 yıldır bunun üstüne çalışıyor. Artık insanlar... karnında çocuğunu taşımadan gidip saçına, kaşına, tabii, gözüne seçip böyle bir tamamıyla şey ortamında çocuğu büyütüp çocuğunu gidip alıyorsun. Neler neler şirket olacak. Şirketler 5 yıldır bugün yarın gidip çocuğunu seçip... Konjonktür değiştikçe belki bunlar bize normal gelecek ama şu anki zeminde enteresan gelen bir durum var. Bu arada bunun haber olacağı, bunun konuşulacağı, bunun eleştirileceği zaten çift. Aynen öyle. Yani aynen burada... Aynen biliyor olması lazım. Aynen öyle. Bir tek şey istiyoruz inşallah. Bez reklamında oynatmazsınız bir kere inşallah. Yani insanların dediği gibi bez reklamı, bilmem ne reklamı, saçma sapan şeylerde kullanılmaması bilmiyorum gerekiyor. Artık onların evlatları neydi? Selenay, Selen, en son Selenay'dı sonra değişti. Sonuç olarak anlaştık mı? Evet, aynı fikirdeyiz hepimiz bu konuda. Hayır, Gökhan... spermi veren kişi yani aslında özbaba bunu yani devlet edinme yalan mı? Neye anlaşıyoruz onu söyleyin bir evlat edinmediler. Bence evlat edinme zaten yok ortada. Yani o zaman Gökhan yani baba. Yani gerçekten Gökhan çocuğun %100 babası. Ama sadece burada bir karmaşa DNA var. DNA isteriz bir dakika. DNA istenir. Hayır. Bence çocuk %100 onun için Gökhan onun heyecanıyla onu paylaştı. Zaten. Çocuk Gökhan'ın zaten. Bence de %100 Gökhan'ın. Peki Gökhan'ınsa yasak mı? İşte bu ülkede yasak. Ama bir şey söyleyeceğim. Ama bu ülkede yapmıyor. O zaman bu ülkede şey söyleyeceğim. Olmuyor. Selin üstüne basarak diyor ki zaten evlat edinirdim. Zaten çocuk o tarafında olsa Selin zaten gerçekten matematiksel olarak evlat edinmiş oluyor. Tabii Selin'in zaten öyle bir şansı yok. Aynen öyle. Oo, çok hikaye çok bu. Peki tamam. Selin'in zaten öyle bir şansı